İstanbul Üsküdar'da yükselen kaçak villa skandalının yankıları sürüyor biliyorsunuz. Hatırlayacaksınız, günlerce ekranlara taşıdık. İddia o ki ikincisi şimdi ortaya çıktı. Sarıyer sırtlarında, ormanın içinde ve denize sıfır bir villadan bahsediyoruz. Sahibi Musevi bir iş adamı. Ve akla gelen ilk soruysa elbette ki belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kaçak yapıya nasıl müsaade ediyor? Ormanın tam ortasında denize nazır ve kurnazca öyle bir yere yapılmış ki dışarıdan görmek neredeyse imkansız. Bu İstanbul'daki ilk skandal değil. Vaniköy'deki kaçak villanın ortaya çıkmasının ardından bu kez yer Sarıyer. Sarıyer'de Büyükdere Caddesi'nde Çubukçu Sokak'tayız. İki katlı inşaat o kadar gizli bir noktaya yapılmış ki normal şekilde göremiyoruz. İşte bu sebepten drone kaldırdık ve inşaatın olduğu noktayı havadan görüyoruz. İşte bahsettiğimiz nokta. Tam da karşı tarafta iki katlı inşaat halinde ve burası yapılaşmaya, imara aykırı bir nokta. Ama buna rağmen inşaat hızlı şekilde devam ediyor. Göz göre göre devam ediyor ve Vaniköy'den sonra ikinci skandal Sarıyer'de işte tam da bu inşaatta yaşanıyor. İlk skandal geçen aylarda yaşanmıştı. Rus iş adamına satılan, Vaniköy'de Boğaz'ın en güzel yerlerinden birine kaçak yapılan villanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yıkımına başlanmıştı. Ve işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vaniköy'den sonra kaçak yapıya göz yumduğu ikinci adres. Burası Sarıyer Büyükdere Mahallesi Çubukçu Sokak. İnşaatı devam eden iki katlı bir villa. Bölge yapılaşmaya kapalı. Tıpkı Vaniköy'deki villada olduğu gibi. Yani İstanbul'un en güzel yerinde yükselen bu villa kaçak. İnşaat görülmesin diye çevresi de büyük tentelerle kapatılmış durumda. İnşaat İstanbul'un en nadide köşelerinden bir tanesi. İşte manzarasını görüyorsunuz. Denize sıfır ve çalışmalar gizlenmek için bakın dev brandalarla alan kapatılmış. Hiçbir yerden kesinlikle görülemiyor. Yan tarafa geçiyoruz. Yine yan tarafta da hiçbir şeyi görmek mümkün değil. Yani son derece gizlilikle işte bu alanda villa yükseliyor. Villanın olduğu alanda daha önce bir gecekondu bulunuyordu. Sahibinin bu alanı Musevi iş adamı Jerry Franco'ya 70 bin dolara sattığı ortaya çıktı. Bu iş adamının da bir süre önce gecekonduyu yıktırıp yerine iki katlı villa yaptırmaya başladığı öğrenildi. Peki kaçak yapının izni nasıl verildi? İşte bu sorunun yanıtı Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz verilmedi.